A. Leçon A. Page 16. Dialogue. Salut. Dialogue 1. Bonjour, madame. Bonjour, Jean-Marie. Ça va bien? Oui, merci, madame. Et vous? Très bien, merci. Dialogue 2. Salut, Olivier. Salut, Catherine. Ça va? Oui, ça va bien. Merci. Et toi? Ça va. Dialogue 3. Bonjour, je m'appelle Antoine. Et toi? Moi, je m'appelle Onur. Comment ça s'écrit? O-N-U-R. Page 18. Activité 6B. Écoute l'alphabet français et entoure les lettres qui s'appellent différemment en turc et en français. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Page 19. Activité 9A. Écoute et répète les prénoms. Léa. Manon. Chloé. Camille. Emma. Mathilde. Sarah. Laura. Marie. Océane. Théo. Thomas. Lucas. Quentin. Maxime. Hugo. Clément. Antoine. Alexis. Alexandre. Öğrenciler, bugün Salü kitabımızın ilk dersiyle başlıyoruz. Açıklayarak okuyacağız. Önce bir okuyalım, sonra açıklayarak okuyalım. Bonjour madame. Bonjour Jean-Marie. Ça va bien? Oui, merci madame. Et vous? Très bien, merci. İlk diyalogumuz bu. İkinci diyalog. Salut Olivier. Salut Catherine. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Et toi, ça va? Üçüncü diyalogumuz. Bonjour, je m'appelle Antoine. Et toi, moi, je m'appelle Onur. Comment ça s'écrit? O-N-U-R. O-N-U-R. Evet, bonjour madame. Günaydın. Merhaba. Bonjour Jean-Marie. Ça va bien? İyi misin? Oui, merci madame. Teşekkür ederim, iyiyim. Et vous? Ya siz? Ya siz kavramı, evet. Très bien, çok iyi, merci, teşekkür ederim. Salut, Olivier, iki arkadaş birbirleriyle selamlaşıyorlar. Salut, Catherine, ça va?
İyi misin? Uzatıyoruz sorularda. Oui. Ça va bien. İyiyim. Merci. Teşekkür ederim. Et toi? Ya sen? Evet. Ya siz? Ya sen? Et toi? Et vous? Ça va? İyi. Bonjour, je m'appelle Antoine, et toi? Evet, benim adım Antoine, je m'appelle Antoine, je m'appelle Ali, je m'appelle Ayşe. Moi, mi? Je m'appelle Onur. Comment ça s'écrit? Nasıl hecelenir? Comment ça s'écrit? O-N-U-R. O-N-U-R. Evet. Arkadaşlar, ilk dersimizi açıkladık. Bakalım burada neler var gramer bölümünde. Je m'appelle, benim adım derken, s'appelle, adı olmak fiili, je m'appelle Ayşe, je m'appelle Ali, je m'appelle Ali et toi gibi soruyoruz. Bonjour monsieur, günaydın, bonjour madame, buradaki s harfi olmayacak. Salut Olivier, salut Catherine, ça va? Sordu. Ça va bien. İyiyim. Très bien, merci. Teşekkür ederim. Et toi? Et vous? Ya siz? Ya sen? Moi, je m'appelle Antoine. Ben Antoine. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Nasıl hecelenir? Evet, burada bir doktor ve hastası var. Toi ve vous kavramları. Toi sen, vous siz. Bir hasta doktor birbirine vous diyecektir. Büyük ihtimalle. İlkinde vous olacak. İkinciyi yapmışlar zaten. İki arkadaş toi. Bir öğretmen ve öğrenci arasında vous siz olacaktır. Bir anne, bir çocuk ve baba arasında ise toi sen olması daha uygun olacaktır. Fransızca alfabeye baktığımızda bazı harflerin Türkçe'de bazılarına da Fransızca'da olmadığını görüyoruz. Alfabe A, B, S, D, Ö, F, J, H, A, Ş şeklinde. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Ü, V, W, X, Y, Z şeklinde olmalı. Peki buradaki kelimeleri hecelersek B, O, N, J, O, Ü, R şeklinde olmalı. M, A, D, A, M, Ö, S, A, L, Ü, T, M, O, N, S, I, Ö, Ü, R, M, Ö, R, S, I, B, I, Ö, N. Bien, iyi demek. Merci, teşekkür ederim. Salut, merhaba. Monsieur, beyefendi. Bonjour, günaydın, merhaba. Madame, hanımefendi şeklinde olmalı. Burada ise bazı Fransa'da kullanılan özel isimler var. Kızlar ve erkekler için. Léa gibi. Chloe, Emma. Fransızca'da çift harfler tek okunur. Ona dikkat edelim. Emma, Sarah, Marie. Ocean, İngilizce'deki ocean gibi, okyanus. Theo, Luca, Maxim, Clement, Alexis gibi olmalı. Bunları dinleme etkinliğinde de bulabilirsiniz. Evet, birinci dersi bitiriyoruz. İkinci derste görüşmek üzere. A bientôt.
Unité 1. Leçon 2. Page 20. Dialogue. Tu parles français? Dialogue 1. Bonjour, Amadou. Céline, bonjour. Tu es française? Non, je suis belge. J'habite à Bruxelles. Et toi? Moi, je suis sénégalais. J'habite à Dakar. Dialogue 2. Salut. Tu parles français? Yes, of course. Je parle aussi allemand et turc. Oh là là. Tu habites en Turquie? Oui, à Istanbul. Moi, j'habite à Paris. Je m'appelle Nathalie. Et moi, Cem. Dialogue 3. Bonjour, je m'appelle Didier. Tu es française? Non, non, italienne. Je m'appelle Laura. Je suis professeur. Vous êtes prof? Oh, pardon, désolé. Vous vous appelez Didier. Vous êtes français, je suppose? Oui, madame, mais j'habite à Hambourg, en Allemagne. Page 22. Activité 6. Écoute les phrases et coche le tableau. Phrase 1. Tu t'appelles Didier? Phrase 2. Vous habitez à Londres. Phrase 3. Ça va. Phrase 4. Vous parlez allemand? Phrase 5. Tu habites à Paris? Phrase 6. Vous habitez en Turquie. Page 22. Activité 9. Écoute les phrases et entoure les mots que tu entends. Phrase 1. Nathalie, tu es française? Phrase 2. Je suis sénégalaise. Phrase 3. Vous êtes américain. Phrase 4. Tu es anglaise? Phrase 5. Je suis italien. Page 23. Activité 12A. Écoute et lis les nombres de 1 à 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. Page 23. Activité 12C. Écoute et écris les nombres en chiffres. 9. 2. 5. 4. 1. 8. 6. 10. 7. 3. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde leçon 2. İkinci derste tu parles français. Fransızca konuşur musun? Do you speak French? Konusunu yapacağız. İtalya, Rom. Başkenti France, Paris. Belçik, Brüksel. Almanya, Hamburg. Başkenti değil biliyorsun. Türkiye, Ankara. Senegal, Dakar. Festival International Théâtre Lycéen Francophone, Fransızca konuşan ülkelerin bir festivalinde bu arkadaşlar bir karşılaşıyorlar. Birlikte diyaloğu okuyalım önce, sonra açıklayalım. Bonjour, Amadou. Céline, bonjour. Tu es française? Non, je suis belge. J'habite à Bruxelles. Et toi? Moi, je suis sénégalais. J'habite à Dakar. Evet, birinci diyalogumuz bu. İkinci diyaloğa bakalım. Salut, tu parles français? Yes, of course. Je parle aussi allemand et turc. Ouh là là, tu habites en Turquie? Oui. À Istanbul. Moi, j'habite à Paris. Je m'appelle Nathalie. Et moi, Cem. Üçüncü diyaloğa bakalım. Bonjour, je m'appelle Didier. Tu es française? Non, non, italienne. Je m'appelle Laura. Je suis professeur. Vous êtes prof? Oh, pardon. Désolé. Vous vous appelez Didier, vous êtes français, je suppose. Oui, madame, mais j'habite à Hamburg, en Allemagne. Evet, sevgili öğrenciler, şimdi açıklayarak yeniden okuyalım. Bonjour, biliyorsunuz, merhaba, Amadou. Ben Amadou, bonjour. Céline, bonjour, tanıştılar. Amadou Céline'e soruyor. Tu es française? Céline feminen olduğu için bayan. Française. Non, je suis belge. Hayır, Belçikalıyım. J'habite à Bruxelles. Brüksel'de yaşıyorum. Et toi? Ya sen? Moi, je suis sénégalais. Sénégalliyim. J'habite à Dakar. Habite à şehirlerden önce. Bir şehirde yaşamak. J'habite à Dakar. I live in Dakar. I live in Brüksel gibi. Et toi? Ya sen? Bir önceki dersen. What about you? Peki. Salut, merhaba. Tu parles français? Do you speak French? Yes, of course. Cem İngilizce de bildiğini belli etti gördüğünüz gibi. Je parle, konuşurum, aussi allemand et turc. Türkçe ve Almanca'da konuşurum. Aussi. Türkçedeki dahi anlamına gelen de, da. İngilizce'deki to. Oh la la, şaşırınca söylüyor Fransızlar. Cem İngilizce'de biliyor ya. Tu habitan Turquie. Türkiye'de mi yaşıyorsun? Ülkelerden önce in. Oui, à Istanbul. Evet, İstanbul'da. In İstanbul. Moi, ben, j'habite à Paris. Paris'te yaşıyorum. Je m'appelle Nathalie. Benim adım Nathalie. Et moi, ve ben, Cem. Ben de Cem.
Bonjour, je m'appelle Didier. Benim adım Didier, merhaba. Tu es française. Sen Fransız mısın diye bir bayan olan Laura'ya soruyor. Bayan olduğu için française z sesi çıkar. İki ünlü arasında s, z sesi veriyor. Non, non, italien. Hayır, İtalyanım bayan. Feminen. Je m'appelle Laura. Benim adım Laura. Je suis professeur. I am teacher. Öğretmenim. Didier şaşırıyor. Vous êtes prof. Vous'ya döndü bakın. Tü ile başladı. Sen diye. Ama vous'ya döndü. Siz öğretmen misiniz? Aa pardon. Özür dilerim. Désolé. Sorry. Vous vous appelez Didier. Adınız Didier. Vous êtes français, Fransızsınız, you are French, I suppose, je suppose, sanırım. Oui, madame, evet madame, mais, ama, but, j'habite Hamburg, Hamburg'da yaşıyorum, an Alman, Almanya'da. Peki, başka neler var, bir bakalım. Burada, baktığınızda, bonjour, bir etkinlik var. Je m'appelle Ayşe, benim adım Ayşe. Je suis Türk, Türk'üm diyeceğiz değil mi? Je suis Türk. Türk'ün yazılışına bakarsanız feminen yazıldığını görüyorsunuz. Peki, j'habite à İstanbul. İstanbul'da yaşıyor. Diğer arkadaş ne demiş? Moi aussi, ben de je suis Türk. Ben de Türk. Je m'appelle, benim adım. Je m'appelle, çift P ile ve çift L ile yazıyoruz. Mustafa, M, kuzu sesi, but, M. J'habite A, Brüksel. Brüksel'de yaşıyor. J'habite A, Brüksel diyoruz. Peki, diğerlerini siz yapacaksınız. 2 ve 3'ü. Gramer bölümünde 3 tane fiilimiz var. Bunlardan birincisi s'appeler, adı olmak. Fransızca'da je m'appelle, adı olmak. Tu t'appelles, vous vous appelez. Benim adım, senin adın, sizin adınız şeklinde. Je, tu ve vous. Ben, sen, o fiilleri, ben, sen, siz fiilleri çekerken je m'appelle Ayşe, tu t'appelles Ali, senin adın Ali, vous vous appelez Didier, sizin adınız Didier gibi düşüneceğiz. Parler, konuşmak, to speak. Je parle, konuşurum. Tu parles, konuşursun. Vous parlez, konuşuyorsunuz. Je parle, tu parles, vous parlez. Je parle français, Fransızca konuşurum. Habite, bir yerde yaşamak. J'habite. Fransızca'da H harfi okunmadığı için onu j'habite diye okuyoruz. Tu habites, vous habitez. Bir yerde yaşamak. Habite. Être. Yaşamak diyelim ona. Bir yerde. Living. Être. To be. Olmak. Je suis, tu es, vous êtes, I am, you are şeklinde düşüneceğiz. Peki, ikinci bölüme baktığımızda maskülen ve feminen isimlerin nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Bir sıfat Fransızca'da maskülense genel kural onun sonuna bir e, Fransızca ö getiriyoruz. Maskülen erkek, feminen bayan. Anglais, İngiliz erkek. Anglais, İngiliz bayan oldu. Senegale erkek. Senegalli, Senegalez erkekse.
Bayan Senegal. Amerikan. Erkek Amerikalı. Amerikan. Yarım ne? Amerikan. Maskülen. Amerikan. Ağzınız kapanıyor. Tam ne? Fransız. Fransız. Fransız erkek. Fransız bayan. Fransız. Belj. Ama diyor bazıları kuralsızdı. Belj. Maskülen. Feminen değişmiyor. Belçikalı. Türk. Türk. Okurken aynı. Yazarken değişiyor bak. İtalyan. İtalyan. Yine yarım ne? Maskülen. Feminen. Tam ne? İtalyan. İtalyan. Ağzınız kapanıyor feminende. Ne harfi? Fransızca'da yarım ne vardır ve çok kullanılır. Je suis, vocabulaire expression'a bakınca je suis français, ben Fransızım. Je suis française, ben bayan Fransızım. Je suis belge, Belçikalıyım. Je suis allemand, erkek Alman. Je suis allemande, bayan Alman. Je parle français, Fransızca konuşurum. Je parle Türk, Türkçe konuşurum. Je parle italien, İtalyanca konuşurum. Je suis lycéen, liseliyim. Je suis lycéen, feminen. Şuna dikkat edelim. Feminen, liseli. Profesör. Je suis profesör. Öğretmenim. J'habite à Bruxelles. Brüksel'de yaşıyorum. J'habite à Dakar. Şehirlerden önce A. J'habite à İstanbul. J'habite à Paris. Paris'te yaşıyorum. J'habite en Turquie. Türkiye'de yaşıyorum. J'habite en Allemagne. Almanya'da yaşıyorum. Ülkelerden önce an, şehirlerden önce a. Je suis français. Ben Fransızım. Mais, but, ama. J'habite en Allemagne. Ancak Almanya'da yaşıyor. Je parle français et aussi anglais. Ve de demek bu. Ve de. Fransızca ve de İngilizce konuşur şeklinde olacak. Je parle français et aussi anglais. Peki devam edelim. Yedinci etkinlikten bir örnek yapalım. Geriye kalanını siz yapacaksınız. Vous habitez. Dedik ki şehirlerden önce ne kullanacağız? A. Aksanlı olacak. Vous habitez à Paris. Paris'te yaşıyor musunuz? Şeklinde. Bu etkinlikte bizden ne istiyor? A ya da an. A ülkelerde kullanılıyor. A Kayseri, Kayseri'de. An Türkiye, Türkiye'de gibi. X ise rien. Hiçbir şey demek. Eğer hiçbir şey gerekiyorsa, bakın je suis français. Araya hiçbir şey koymanıza gerek yok. Diğerlerini siz yapıyorsunuz. Bu bölümü bir okuyalım. France, Français. Senegale, Senegalez. American, American. Anglais, Anglais. Italien, Italien. Evet, maskülen erkekler için, feminen bayanlar için millet sıfatları. Erkek Fransız, Fransa, bayan Fransız, Fransız. Diğerleri de aynı. Peki burada bakalım. Prénom, ön ad demek. İsminiz, ad. Nom, soy isim. Nationalité, uyruğunuz, ville, şehir. Langue, dil. Français, İtalyan. Fransızca ve İtalyanca. Situation, profesör, öğretmen. Aykun'a bakalım. İsmi Aykun, soy ismi Keskin, nasyonalite Türk, erkek. Ville, Antalya, şehir. Lang, Türk, Fransız, Angle, Türkçe, Fransızca, İngilizce biliyor. Ve liseyen, liseli şeklinde. Feminen'i bu şekilde oluyor. N, E geliyor biliyorsunuz. Şimdi buradan 5 cümle çıkartabiliriz. Örneğin Aykun için buna bakalım. Yukarıdaki Aykun'la ilgili Türk olan.
Je m'appelle Aykun Keskin, je suis Türk, j'habite à Antalya en Turquie, je parle français, Türk et aussi anglais, je suis lycéen. Unité 1, leçon 3, page 24, dialogue. Vous avez 5 minutes? Bonjour. Je m'appelle David Pelletier. Je suis enquêteur pour la firme Demoplus. Vous avez 5 minutes? Bon, d'accord. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Elif. Comment? Elif. E. L. I. F. Et vous? Moi, je m'appelle Per. Je suis danois. Vous aussi? Vous êtes danoise? Ah non, moi, je suis turque. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Vous habitez où? Pardon? Vous habitez en France? Oui, oui. J'habite ici, à Tours. Vous aussi, père? Non, moi, j'habite au Danemark. Je suis touriste. Page 26. Activité 7. Écoute les dialogues et entoure en ou au. Puis écris le ou la devant les noms de pays. Dialogue 1. Père habite en France? Non, au Danemark. Dialogue 2. J'habite à Pékin. En Chine. Et moi, au Japon. Dialogue 3. J'habite en Belgique. Moi, j'habite au Portugal. Page 27. Activité 9A. Écoute et note les lettres dans la colonne 1. Mot 1. G, A, accent circonflexe, E. Mot 2. R, E, U, E, T, U, N. E accent circonflexe. Q. Mot 3. S. L. E. U. B. E. L. X. R. Mot 4. S. A. N. R. I. C. C. D. A. F. Mot 5. E. E accent grave. V.
L, E accent aigu. Page 27. Activité 10A. Écoute et répète les nombres suivants. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Bonjour, je m'appelle David Pelletier. Je suis enquêteur pour la firme DemoPlus. Vous avez 5 minutes? Bon, d'accord. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Elif. Comment? Elif. E-L-I-F. Et vous? Moi, je m'appelle Per. Je suis danois. Vous aussi, vous êtes danoise? Ah non, moi, je suis turc. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Vous habitez où? Pardon? Vous habitez en France? Oui, oui, j'habite ici, à Tours. Vous aussi, Per? Non, moi, j'habite au Danemark. Je suis touriste. Evet, sayfa 24'teki diyaloğu okuyarak devam ediyoruz. Hicran Hanım'a teşekkür ediyorum, eşime, okumasından dolayı. Bonjour, je m'appelle David Pelletier. Merhaba, benim adım David Pelletier. Je suis enquêteur. Enquêteurim pour la firme DemoPlus. DemoPlus firması için. Vous avez 5 minutes. 5 dakikanız var mı? Bon. İyi, d'accord, tamam. Merci beaucoup. Çok teşekkür ederim. Vous vous appelez comment? Evet, isim sorarken Fransızca'da comment'la sorun. Nasıl çağrılıyorsunuz gibi. Je m'appelle Elif. Benim adım Elif. Comment? Anlamadığınız zaman what anlamında. Elif. E-L-I-F. Et vous, ya siz? Moi, ben, je m'appelle Per, ben Per, je suis Danois, I am Danish, Danimarkalı. Vous aussi, siz de mi? Vous êtes Danois, siz de mi Danimarkalısınız? Ah non, hayır, moi, je suis Türk, ben Türk'üm. Vous avez quel âge? Yaş sorarken sahip olma fiilini kullanıyoruz. İngilizce'de to be, Fransızca'da avoir. Vous avez quel âge? Je, benim var, 18 ans. Ben 18 yıla sahibim. Vous habitez où? Nerede yaşıyorsunuz? Pardon? Où? Ver sorusu. Pardon? Vous habitez en France? Fransa'da mı yaşıyorsunuz? Evet, ülkelerin önüne an getiriyoruz. Oui, oui, j'habite ici. Evet, burada. A Tour. Ici, burada. Tour'da, Tur şehrinde. Vous aussi, père? Siz de mi, père? Non, moi, j'habite au Danemark. Ben Danimarka'da yaşıyorum. Je suis touriste. Ben turistim şeklinde olmalı. Evet, burada le personnage son. Personaj, kahramanlar, neredeler, neler? Türk, Danua, Fransa, Türk. Danua, Fransa, Türk. Bir Fransız, bir Türk, bir Danua olmalı değil mi? O zaman doğru cevabımız bu mu oluyor? David Pelletier E. Nedir David Pelletier? Anketör değil mi? Elif Abit. Elif nerede yaşıyor? En France, en Türkiye, o Danmark. Elif Fransa'da, Tu şehrinde yaşıyor. Diyaloğu göre. Peki. Bu etkinliği siz yapın. Diyaloğa göre kim ne söylüyor? David ne söylemiş? Elif ne söylemiş? Per ne söylemiş? Gramer bölümüne bakalım. Habite a. Bir şehirde yaşadığınızda a.
Habite an bir ülkede, o ya da yine bir ülkede. J'habite à Paris, ben Paris'te yaşıyorum. J'habite à Londres, ben Londra'da yaşıyorum. J'habite à Istanbul, ben İstanbul'da yaşıyorum gibi. J'habite en France, İngilizce'deki inin yerine. En Italie, İtalya'da. La France ve İtalya feminen, feminen ülkelerde en kullanıyoruz. J'habite au Danemark, ben Danimarka'da yaşıyorum. Maskülen, le Dan. Evet. Peki burada bir fiil var, avoir, sahip olmak. Je, tu as, vous avez. Evet, okurken şu arada bir z varmış gibi okuyacağız. Şu bölümde, vous avez. Prénom, ön isim demek. E okunuyor bakın. Aksan tegü. E üzerindeki aksan. Aksan grav tersi. Tre apari A üzerinde. Aksan sirkompleks. Etr. Şapka. Aj. La sedi. Sesedi. Sava. Kava değil. Sava okunması için. Evet. Je suis enquêteur. Ben anketörüm. Je suis touriste. Ben turistim. I am tourist. Je suis danois, ben Danimarkalıyım. Je suis danois, ben Danimarkalıyım. J'habite au Danemark, ben Danimarka'da oturuyorum, yaşıyorum. Tu t'appelles comment? Vous vous appelez comment? Tu t'appelles comment? Senin adın ne? Vous vous appelez comment? Sizin adınız ne? Tu as quel âge? Sen kaç yaşındasın? Vous avez quel âge? Siz kaç yaşındasınız? J'ai 18 ans. 18 yaşında. Comment? Nasıl? Pardon? Merci beaucoup. Teşekkür ederim. Evet, bu etkinliği siz yapacaksınız. Eşleştiriyorsunuz. Tu habites où? J'habite à Londres. Londra'da yaşıyorum. Nerede yaşıyorsun? Londra'da. Diğer soruları birbiriyle eşleştiriyoruz. Bunu dinleyerek yapmamız gerekiyordu. Sanırım dinleme etkinliğinde yapılacak. Bu etkinliğe bakalım. Vous kaç yaşındasınız diyeceğiz. Vous avez quel âge yapılmış zaten. Cevap verirken je 14 ans 14 yaşındayım. Değil mi? Vous êtes Fransız. Evet. Turuncu olan. No. Je suis Türk. Hayır. Türk'üm. Tu as 18 ans. 18 yaşındayız. 18. No. Hayır. Je 17 ans. 17 yaşında diye işaretlememiz gerekiyor. Bu etkinliği dinleme etkinliği olarak yapacağız. Burada sayılarımız var. 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fransızca'da plus, artı demek. Moins, eksi, egal, eşittir. Bunları siz okuyacaksınız ama ben bir tanesini okuyayım. 16 moins 1 égal 15 şeklinde. Bir tane daha okuyalım. 5 plus 6 égal 11 şeklinde okuyacağız. Buradaki arkadaşlar j'habite, tu habites où demiş, biri sormuş. J'habite en Chine. Ben Çin'de yaşıyorum demiş. Herhalde 2 numaralı arkadaş Çinli gibi duruyor. Diğerlerine sorup cevaplarını siz vereceksiniz. Nereli olabilirler? Önce onu araştırın. Evet, bu dersimizi de burada bitiriyoruz. A bientôt. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın. Au revoir. We'll be right back.
Unité 1. Leçon 4. Page 28. Dialogue. Qui est-ce? Bonjour, petite sœur. Ah, c'est toi, Thomas. Oh, qui est-ce? C'est Gökhan. Gökhan? Oui, Gökhan. Il est étudiant en Turquie. Il chatte en français? Il étudie le français. Ah, tu es la professeure de Gökhan, c'est ça? Mais non, il est sympa. Et il est grand, brun, sportif, beau comme Antonio Banderas, non? Et toi, tu es blonde, grande et belle comme Melanie Griffith. Très romantique. J'écris. Bonjour, Gökhan. Je suis le papa de Louise. Comment allez-vous? Non, Thomas. Ah, bravo. Très drôle. C'est très comique, Thomas. Page 30. Activité 6. Écoute les phrases et coche les cases masculin ou féminin. Phrase 1. C'est Louise. Elle est étudiante en France. Phrase 2. Frédéric est petit, mais il est beau. Phrase 3. C'est le directeur du lycée. Phrase 4. Et les professeurs de français. Phrase 5. Léa est brune et sportive. Page 30A. Activité 10A. Écoute la présentation des trois personnages et remplis les fiches de renseignements sous chaque photo. Personnage A. Bonjour, je m'appelle Alex Fournier. Je suis belge. Je suis mannequin à New York et à Londres. Je parle français, anglais et un peu italien. Personnage B. Je m'appelle Eliane Castel. Je suis journaliste à Radio France Internationale. Je suis directrice des programmes. Je parle français, anglais et espagnol. Et j'apprends le russe. Personnage C. Moi, c'est Roman. J'ai 19 ans. J'étudie le théâtre et je suis actrice de cinéma, comme papa. J'habite à Paris. Je suis romantique. C'est Atatürk, c'est le président de la République turque. Il est turc, il est blond, il parle français, il va à l'école militaire. Le père de Mustafa Kemal Atatürk s'appelle Ali Rıza Bey. La mère d'Atatürk s'appelle Zübeyde Hanım. C'est Atatürk. C'est le président de la République turque. Il est turc. Il est blond. Il parle français. Il va à l'école militaire. Le père de Mustafa Kemal Atatürk s'appelle Ali Rıza Bey.
La mère d'Atatürk s'appelle Zübeyde Hanım. Evet sevgili öğrenciler, leçon 4. Qui est? Kim o? Qui est? Kim o? Dördüncü derste devam ediyoruz. Bonjour petite sœur. Merhaba küçük kardeşim. Ah, c'est toi, Thomas. Thomas sen misin? Oh, qui est? Kim o? C'est Gökhan. Gökhan? Oui, Gökhan. Gökhan mı? Evet, Gökhan. Il est étudiant en Turquie. Türkiye'de öğrencidir. Il chat en français. O Fransızca chat yapar mı? Il étudie le français. Étudie, İngilizce'deki study. To chat. Chat yapmak. Ah, tu es la professeur de Gökhan, c'est ça? Sen Gökhan'ın öğretmeni misin? C'est ça? Öyle mi? Mais non, ama hayır, il est sympa. O sempatik. Et ve il est grand, büyük, uzun, brun, esmer, sportif, beau, yakışıklı erkekler için. Comme Antonio Banderas. Antonio Banderas gibi. Like. Non. Değil mi? Et. Ve sen. Toi. Et toi. Tu es blonde. Sarışın. Grande. Uzun. Belle. Güzel. Comme Melanie Griffith. Melanie Griffith gibi güzelsin. Très romantique. Evet. Yakıştırıyor birbirlerine ikisini. J'écris. I am writing. Yazıyorum. Bonjour Gökhan. Günaydın. Merhaba Gökhan. Je suis le papa de Louise. Ben Louise'in babasıyım. Comment allez-vous? Nasılsın? Non, Thomas. Ama hayır Thomas. Ah, bravo. Aferin. Yazdı bile. Très drôle. Komik, ilginç, c'est très komik, çok komik, Thomas şeklinde açıklayabiliriz. Bu da ne var? Üçüncü tekil olan il, he. Fransızca'da ilk defa karşımıza çıkacak. Bir de she, elle. Üçüncü tekil. O, he, she. He, il, she, elle şeklinde olmalı. He, she, at. Peki. Bir de okuyalım. Bonjour, petite sœur. Ah, c'est toi, Thomas. Oh, qui est? C'est Gökhan. Gökhan? Oui, Gökhan. Il est étudiant en Turquie. Il chat en français. Il étudie le français. Ah, tu es le professeur de Gökhan, c'est ça? Mais non, il est sympa. Et il est grand, brun, sportif, beau, comme Antonio Banderas, non? Et toi, tu es blonde, grande et belle comme Melanie Griffith. Très romantique. J'écris. Bonjour Gökhan, je suis le papa de Louise. Comment allez-vous? Non Thomas, ah bravo, très drôle, c'est très comique Thomas. Evet sevgili öğrenciler, burada bir doğru yanlış bölümü var. Vrai, doğru demek. Faux, yanlış. True, false İngilizce'deki. Bunu siz yapacaksınız diyaloğa göre. Tekrar okuyup. Vokabüler ekspresyon bölümüne bakalım. Neler var? Qui est? Kapı çaldığında kim o? C'est toi. Sen misin? Oui, c'est moi. Evet, benim.
C'est toi Ali? Oui, c'est moi. Fransızca'da birine halini hatırını sorarken Comment vas-tu? Nasılsın? Comment allez-vous? Nasılsınız? Comment ça va? Şeklinde sorabilirsiniz. Comment vas-tu bir arkadaşınıza? Comment allez-vous? Formel, polite form, kibarca. Comment ça va da nötr, herkese söylenebilir. J'écris en français. Fransızca yazıyorum. Il est beau. O yakışıklı. Comme Antonio Banderas gibi yakışıklı. Elle est belle. Comme Melanie Griffith. Melanie Griffith gibi güzel. Evet, bu bölümü şöyle bir daha görelim. Qui est-ce? C'est toi? Oui, c'est moi. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Comment ça va? J'écris en français. Il est beau comme Antonio Banderas. Elle est belle comme Melanie Griffith. Beau, erkekler için yakışıklı. Belle ise erkekler için, bayanlar için güzel. Evet, bu bölümü burada bitiriyoruz. A bientôt. Gramer bölümüne bakalım. S Gökhan. Bu Gökhan'dır. S'den sonra özel isim S Ali, S Ayşe, S Atatürk gibi kullanabiliyoruz. C'est la sœur de Thomas. Yine burası bir isim tamlaması. İsim grubu olduğu için S'den sonra yine kullanabiliyoruz. Bu Thomas'ın kız kardeşidir. C'est toi. Sensin. C'est moi. Benim. Bu benim gibi düşünelim. O halde S'den sonra isim, isim tamlaması ve zamir kullanılıyor. İle, ele. İngilizce'deki he is, she is'den sonra ise her zaman adjektif, yani sıfat kullanıyoruz. İle Türk, o Türktür. İle étudiant, o öğrencidir. Elle brune, o devam ediyoruz. İkinci bölümde article defini singulier. Fransızca'da tekil, belirli article. İngilizce'deki the'nin karşılığıdır bu. İngilizce'deki the'yi Fransızca'da 3'e ayırıyoruz. Maskülen isimlerin önüne le geliyor. Feminen isimlerin önüne la geliyor. Eğer sesliyle başlıyorsa o isimlerin önüne ise el apostrof diyoruz. Buradaki a ya da ö düşüyor. Bu da dikkat edeceğimiz bir şey var. El apostrof maskülen de olabilir, feminen de olabilir. Cinsini bilmiyoruz bu durumda. Bazen a düşer, bazen e düşer. Buradaki örneklere bakarsanız Thomas est le frère de Louise. Frère, erkek kardeş. Maskülen olduğu için le frère, the brother olmuş. Louise est la sœur de Thomas. Sœur, feminen olduğu için kız kardeş, feminen olmuş. L'étudiant, l'étudiante. Bakın bu ikincisi feminen. Kız öğrenci, sonuna e gelmiş. Bu ise erkek üniversite öğrencisi. L'étudiant s'appelle Gökhan. Öğrencinin adı Gökhan'dır. Burada el apostrof eşittir la. İkinci örnekte ise el apostrof eşittir la. Yani la étudiante'ın a'sı düşmüş. Le étudiant'ın ö. Şurada gördüğünüz e Türkçe, Fransızca ö düşmüş. Kız öğrencinin adı Filiz'dir. Üçüncü bölümde sıfatlar verilmiş. Daha önce millet sıfatlarını öğrenmiştik ve orada da yapmıştık. Örneğin demiştik ki Fransız erkek Fransızlara söyleniyor. Sonuna
bu maskülen. Bunu feminen yapmak için ne yapıyoruz? Sonuna bir ö getiriyoruz. Şimdi hepsi birden oldu feminen. Français, maskülen. Française, feminen. Gördüğünüz gibi. Diğer bütün sıfatlar için genel kural da budur. Petit, küçük. Petit. Grand, büyük. Grande. Brun, esmer. Brun, blond, sarışın. Blonde, feminen, sarışın. Sportif, sportif. F ile biten sıfatlar feminende Fransızca'da böyle oluyor. Aktif, F ile biter. Aktiv, böyle olur. Pasif, F ile biter. Pasiv, feminende. Maskülen F, feminen V, Ö şeklinde. Attention, tabii istisnalar hep var. Maskülen olan sportif ve sportifi söyledik. Şurada gördüğünüz sıfatlar değişmiyor. Maskülen ve feminen de aynı. Sempa, sempatik, romantik, komik. Şunu söyleyebiliriz, tik'le biten Fransızca'daki sıfatlar maskülen ve feminen de değişmezler. 4. Le complément du nom. İsim tamlaması. Fransızca isim tamlamalarını tersten yapıyoruz. Buradaki de, nin eki. İngilizce'de of'la yapılan tamlamalar gibidir. Louis'in, Lamy arkadaşıdır Gökhan. Ami, arkadaş demek. Melanie Griffith est la femme d'Antonio Banderas. La femme, eş demek, zevce. Antonio Banderas, Melanie Griffith'in eşidir. Bayan eş, la femme. Feminen, femme, Fransızcadan gelen sözcükler. Peki, 5. bölümde fiillerimiz var. Bunların çekimlerini daha önce yapmıştık ama burada bir üçüncü tekil eklendiğini görüyoruz. Bütün fiillere dikkat ederseniz. S'appeler, adı olmak. Parler, konuşmak. Habiter, bir yerde yaşamak. Étudier, to study, İngilizce'deki çalışmak diyebiliriz. Öğrenim görmek. Être, olmak, to be. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, vous vous appelez. Burada bir Z var. Je parle, I speak, tu parles, you speak. Il parle, elle parle, he, she speaks. Vous parlez, you speak. Bunu okumuyoruz Z'yi. Bunlar da okunmuyor. Ekler. Habite. Fransızca'da aş okunmaz. J'habite. Okumuyoruz aşları. J'habite. Tu habites. Il habite. Elle habite. Aş okunmadığı için yine buraya bir Z koyuyorsunuz. Vous habite. Étudie. J'étudie. Tu étudie. Il étudie, elle étudie. Vous étudiez. Bunları okumuyoruz. Être düzensizdir. Bütün batı dillerinde öyledir. Je suis, I am. Tu es, you are. Il est, elle. He is, she is. Vous êtes, you are. Şeklinde olmalıdır. Evet sevgili öğrenciler, bugün dersimizi burada bitiriyoruz. Başarılar. Evet, bu egzersizi S, İl ve elle gramer bölümünde anlatılanlarla numero 1. bölümle yapmaya
çalışacağız. C'est la professeur de Maxime. Elle est anglaise. Şuradaki anglaise sıfatı zaten bunun el olduğunu bize gösteriyor. Diğer bölümleri siz dolduracaksınız. Bu dinleme etkinliğini zaten derste bulabilirsiniz. Şu etkinlikte ise 3 kolonun birbiriyle eşleştirilmesi gerekiyor. Örnek olarak Le professeur de français s'appelle Jean Moreau. Fransızca öğretmenin adı Jean Moreau'dur. Maison, ev, feminen, ona göre düşünelim. Aktrist sesliyle başlıyor. Aktör sesliyle başlıyor. Ona göre bu buradaki bilgilere bakarak bu üç kolonu birbiriyle eşleştireceğiz. Dokuzuncu etkinliğimizde otoriter, mens, değişmiyor, ince, jeune, genç demek, değişmiyor, maskülen, feminen, vieux, yaşlı, vieille, feminen, yaşlı, joli, güzel, sonuna e getirirseniz feminen, enerjik, maskülen, feminen, değişmiyor, châtain, kumral demek. Bu sıfatları burada gördüğünüz A, B, C, A, B, S personajlarının altına yazacaksınız. Sonraki etkinlikte ise dinlerken yapacağımız bir etkinlik bu. Prenom, isim, nom, soy isim, aj, yaş, nasyonalite biliyorsunuz. Uyruk, adres, profesyon, meslek, lang parle, konuşulan dil. Dinlediğiniz etkinlik, dinlemelere göre, 10. etkinliğin dinlemesine göre burada söylenen bilgileri doldurmaya çalışıyoruz. Atatürk'le ilgili bir metinimiz var. Bu metin dersimizde zaten dinledik, ekledik. Ama bir de ben okuyayım. C'est Atatürk. C'est le président de la République turque. Il est Türk. Il est blond. Il parle français. Il va à l'école militaire. Le père de Mustafa Kemal Atatürk s'appelle Ali Rıza Bey. La mère de Atatürk, d'Atatürk de diyebiliriz, s'appelle Zübeyde Hanım şeklinde olmalıdır. Evet, dersimizi burada bitiriyoruz. Herkese başarılar. Unité 2. Leçon 5. Page 36. Dialogue. Bienvenue au lycée. Bonjour, c'est toi, Elif. Non? Bienvenue au lycée. Ah, merci. C'est gentil. Tu t'appelles comment? Mon nom, c'est Louise. Et voici Maxime. Salut Maxime. Ça va? Très bien, merci. Tu es en première, toi aussi? Non, je suis en seconde. Le professeur de français en seconde? C'est Monsieur Fouchon, non? Il est sympa. Oui, mais je préfère le prof de maths, Monsieur Coste. J'aime les maths. Bof,
Moi, j'aime bien le lycée, mais je préfère le sport, les voyages. Bon, c'est l'heure du cours d'histoire géo. À bientôt, Elif. Au revoir. Salut. Page 38. Activité 5B. Ferme le livre. Écoute et écris les mots dans ton cahier. Le cinéma. La danse. L'ordinateur. Le voyage. Le sport. La musique. La télévision. La lecture. Evet sevgili öğrenciler merhaba. Bugün leçon 5, 5. derse bakacağız. Bienvenue au lycée. Liseye hoş geldin. Bienvenue au lycée. Bonjour. C'est toi Elif? Non, sensin Elif değil mi? Bienvenue au lycée. Liseye hoş geldin. Ah, merci. Teşekkür ederim. C'est gentil. Çok kibarsın. Çok kibarca. Tu t'appelles comment? Adın ne? Mon nom. İngilizce'de olduğu gibi my name is. Benim adım. C ile söylüyoruz. C'est Louise. Benim adım Louise. Mon nom c'est Fatih. Mon nom c'est Ayşe gibi. Et voici Maxime. Voici. İşte. İşte ve işte Maxime. Salut Maxime. Sabah. Sabah. Evet. Entonasyon. Ses. Vurgusuyla soruyor. Sabah. İyi misin? Très bien. Çok iyi. Merci. Teşekkür ederim. Tu es en première toi aussi. Toi aussi. Sen de mi? Birinci sınıftasın. Tu es en première. Non. Je suis en seconde. G ile okuyoruz. Je suis en seconde. Ben ikinci sınıftayım. Le professeur de français en seconde. İkinci sınıfın Fransızca öğretmeni. C'est monsieur Fauchon, non? Değil mi? Il est sympa. Buradaki il monsieur Fauchon. O sempatiktir. Il est sympathique. Oui. Evet, mais, but, ama, je préfère le professeur de maths. Ben matematik öğretmenini tercih ederim. Kim bu? Monsieur Coste. J'aime, severim, les maths. Matematiği severim. Matematik Fransızca'da her zaman çoğuldur. Les maths. Bof, moi, hoşuna gitmedi. Ben, j'aime bien le lycée. Aime bien. Çok sevmek. Ben liseyi çok severim. Mais, ama. Je préfère le sport. Sporu tercih ederim. Le voyage. Yolculuğu, seyahati. Maskülendir. Maskülen, evet. Bon. C'est l'heure du cours d'histoire géo. Sosyal bilgiler dersinin saati. İyi. A bientôt, Elif. Yakında görüşmek üzere. A bientôt. Au revoir. Hoşça kal. Salut. Yine salut ile başlayıp salut ile gidebilirsiniz. Evet, bugünkü dersi burada bitiriyoruz. Kolay. Evet sevgili öğrenciler, sayfa 37'deki gramer bölümüne bakıyoruz. Burada iki fiilimiz var. Biri eme, İngilizce'deki to like, sevmek. Diğeri ise prefere, tercih etmek. Bu fiilleri çekerken birlikte bakalım. Eme, mastarı, prefere, mastarı. To like, to prefer. J'aime, severim. Burada E harfi düşmüş. J'aime. Tu aimes, sen seversin. Il aime, o sever. Elle aime, o sever. He ve she biliyorsunuz burası.
ki ve şi. Vuzeme. Tabii burada vuzeme derken araya bir z varmış gibi okuyacağız. Vuzeme. Siz seviyorsunuz şeklinde. Prefere. Je prefer. Tercih ederim. Tu prefer. Sen tercih edersin. Il prefer. O tercih eder. Elle prefer. O tercih eder. Vous prefere. Siz tercih ediyorsunuz. İkinci bölümde Fransızca'da article define. İngilizce'de the dediğimiz article'la birlikte sözcüklerin nasıl çoğul olduğuna bakacağız. İsterseniz şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Le frère. Erkek kardeş demek. Biliyorsunuz maskülen sözcüklerin başına le, feminenlerin başına la, sesliyle başlayanların başına el apostrof geliyordu. Bunlar çoğulda birleşiyorlar ve bütün sözcüklerin başına le geliyor. O zaman le frère çoğulda le frère. Sonuna s gelmiş, başına l gelmiş. La sœur, feminen, kız kardeş. Le sœur. L'étudiant, erkek öğrenci. Les étudiants, erkek öğrenciler. Şurada yine bir z sesi varmış gibi düşüneceğiz. Z. L'étudiant, les étudiants. Gördüğünüz gibi çoğul yaparken sözcüklerin başına önce l ve sözcük x ise sonuna s getiriyoruz. Sözcüğün sonuna da s getireceğiz. Ve böylece çoğul olmuş oluyor. Peki, s takısı İngilizce'den bildiğiniz bir durum. Vokabüler ekspresyona bakalım. Bienvenue, hoş geldin. Birisi size bir iyilik yaptığında kibarca ona merci, c'est gentil diyebilirsiniz. Garson size bir kahve getirdi. Merci, monsieur, madame, mademoiselle, c'est gentil. J'aime, severim. Le mat, matematiği severim. J'aime bien le lycée. Liseyi severim. Me, but, kuzu sesi biliyorsunuz. Me diye okuyoruz bunu. Me, ama. Je préfère le sport. Sporu tercih ederim. Eğer ki ikinci sınıftaysanız je suis en seconde diyorsunuz. Birinci sınıftaysanız je suis en première. Birinci sınıftayım. C'est l'heure du cours d'histoire géo. Sosyal bilgiler dersinin saati. L'heure saat. Cours des. Histoire géo. Sosyal bilgiler. Bir zincirleme isim tamlaması. Türkçe'ye tersten, sağdan başlayarak çevireceğiz. Böyle. Evet. Peki. Bir de sırasalayı sıfatları vardı biliyorsunuz. Birinci derken premier, ikinci second ya da ne diyorduk? Deuxième, troisième, üçüncü, quatrième, dördüncü, cinquième, cinquième, six, sixième diye okuyacağız. Trois, troisième, deux, deuxième. Et premier şeklinde yapıyoruz. Evet, bir de sınavdan önceki son dersimizi bir tekrar edelim. Sınavda 38. sayfaya kadar sorumlusunuz. Le cinéma, biliyorsunuz sinema. La danse, feminen, başında la olduğu için feminen. L'ordinateur, bilgisayar, maskülen, sesliyle başlıyor. Le voyage, maskülen, sessizle başlıyor. Seyahat demek. Le sport, maskülen. Spor, la musique, feminen, la görüyorsun. La télévision, Türkçe okuyoruz. Feminen, la lecture, okuma, reading, feminen. Bunları buraya yaptık birlikte zaten. Şimdi şurada bir hatırlatma yapalım. Örneğin burada bunun yerine, bu ifadenin yerine aime kullanacağız. J'aime le cinéma. Sinemayı
severim. Değil mi? J'aime le cinéma. İkinci cümlede moi diyor diğeri. Ben j'aime le cinéma mais ama je préfère tercih ederim. Neyi tercih ediyor bu arkadaş? Le voyage yolculuğu tercih ediyormuş. Bu şekilde siz de örnek cümleler yapmıştınız derste. Peki, sınavda başarılar diliyorum. Sınavdan önceki son dersiniz bu. 9. sınıflar, 5. dersin 38. sayfasına kadar sorumlular.